Herkese merhabalar, ben Neşe. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinyağlı sarma yapacağız. Bütün detaylarıyla sizlere göstermeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Hemen malzemelerimizi göz atalım ve yapmaya başlayalım. Zeytinyağlı yaprak sarmam için yaklaşık bir desteğe yakın taze yapraklarım var. Zeytinyağı, sıcak su, aynı zamanda kuru soğan, tuz, kuru nane, pirinç, pul biber ve karabiber, domates salçası ve biber salçası. Öncelikle bir kaba su koydum ve suyum şu anda yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Hemen yapraklarımı, taze yapraklarımı koyacağım. Şöyle azıcık alıyorum. Bir maşa yardımıyla üzerine bastırıyorum. Rengi döndükten sonra ters çevireceğim ve hemen diğer tarafımda rengi döndükten sonra tabağıma alacağım. Gördüğünüz gibi rengi döndü, hemen ters çeviriyorum. Yapraklar taze olduğu için kesinlikle çok fazla bekletmeyin. Yoksa sararken yırtılırlar. Hatta bu kadar yeterli. Zaten yumuşadı. Yumuşayınca da istediğiniz şekli alabilir. Hemen birazcık daha alıyorum. Hepsini bu şekilde yapacağım. Rengi dönecek, ters çevireceğim. Ve tekrar buraya koyacağım. Bütün yapraklarımı güzelce rengi dönene kadar sıcak suda beklettim ve tabağıma alıyorum. Hemen diğer işleme geçiyorum. İç harcını kavuracağım. Ocağa tenceremi koydum ve hemen zeytinyağımdan biraz koyacağım. Diğer kalanını da belki üzerine dökerim. Hiç beklemeden soğanlarımı da ekliyorum. Bir güzel kavuracağım hafiften. Soğanlar çok hafif kavrulduktan sonra diğer malzemelerini ekleyeceğim. Soğanlarımı çok hafif kavurdum. Gördüğünüz gibi. Çok fazla yakma taraftarı değilim. Hemen salçalarımı ekleyeceğim. Salçalarımı da bir güzel kavuracağım. Soğanla beraber. Bir yaklaşık 3 dakika boyunca soğanla salçalarımı güzelce kavurdum. Hemen baharatlarını ekliyorum. Ve kuru nanemi. Yıkamış olduğum pirinçlerimi de ekliyorum. Tuzumu. Ve güzel kavuruyorum. Güzelce iç harcımı kavuruyorum. Yaklaşık yine aynı şekilde 2 ya da 3 dakika boyunca kavuracağım. Çok fazla kavurma taraftarı da değilim. Çünkü zaten haşlanıp pişecek bunlar. Ama gerçekten bu yöntem zeytinyağlı yaprak sarmasına harika bir şekilde lezzet veriyor. Kesinlikle bu yöntemi deneyin diyorum. Yaklaşık 3 dakika boyunca pirinçlerle beraber kavurdum. Ve hemen altını kapatıyorum. Çok hafif soğuduktan sonra sarmaya başlayacağım. Bütün malzemelerimi yanıma aldım. Gördüğünüz gibi tenceremin altı yapraklarımız zarar görmesin ve yanmasın diye ben her zaman soğan dilimleyip koyuyorum. Hemen başlayalım. Bir yaprağımı alıyorum. Ve çok az. İç harcından alıyorum, arasına koyuyorum. Şöyle. Bu tarafı yokmuş bu arada. Yaprağım. Yapraklar çok taze gerçekten. Taze yaprak alıp hiç yıkamadan direkt difrize atabilirsiniz. Ve difrizden örnek veriyorum. Kışın canınız taze yaprak istedi, çıkarıp yiyebilirsiniz. Yıkayın ama kesinlikle. Difrizden çıkardıktan sonra yıkayın. Ve benim yöntemimi deneyebilirsiniz. Çok hafif sıcak suya koyduktan sonra iç harcını hazırlayıp yapraklarınızı güzelce sarabilirsiniz. Şöyle güzel güzel sarıyorum. Daha sonra tencereme yerleştireceğim hepsini.
Tenceremi ocağıma aldım. Bu arada iç harcım kalmıştı. Buzlukta benim kuru biberlerim vardı. Onları çıkardım, içerisine koydum. Hemen sıcak suyumu ekliyorum. Sıcak suyunu koydum. Hemen kalan zeytinyağımı da çok az gezdireceğim. Şöyle. Bu aşamada eğer iç harcınız tuzsuzsa tuz kullanabilirsiniz. Hemen bir tabak koyuyorum ve ağzını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Yaprak sarmalarımı yaklaşık 40 dakika boyunca kısık ateşte pişirdim ve hemen servis edeceğim. Zeytinyağlı sarmamı güzelce pişirdim. Aynı zamanda güzelce süslemeye çalıştım. Umarım hem sunumunu hem de tadını beğenirsiniz. Benim her zaman tekrarladığım bir şey var. Yemeklerinizin güzel olmasını istiyorsanız iki salça kullanmanız gerekiyor ve ben bunu hep yapmaya çalışıyorum. Sizler de yaparsanız daha lezzetli bir yemeğe sahip olursunuz. Aynı zamanda beni sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Zaten aşağıya açıklama kısmına linklerini bırakıyorum. Sizleri çok seviyorum. Yeni bir pratik videolarla tekrar karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı yaşayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.